Kıymetli misafirler, ekranları başlarında bizleri izleyen çok kıymetli Kanal 5 izleyicileri. Gaziantep'ten, Şahin Bey'den, Şehreküstü konaklarından bizleri izleyen, bizlere gönül veren bütün gönül dostlarımıza selam olsun. Kıymetli misafirler, bugün inşallah sizlere dolu dolu bir program sunacağız. Dolu dolu diyorum çünkü programımızın çok önemli konukları var. Kastamonu emekli il müftüsü Sayın Dursun Ali Şeker hocamız, Kavaklık Camimiz imamı Sayın Ahmet Mansur hocam, Kozanlı Camimizin imamı Sayın Hasan Bilecen hocam, çok değerli sanatçı arkadaşlar ve kıymetli misafirler, hepinize canı gönülden hoş geldiniz diyorum. Ecdat bu topraklarda, bu yurtta, bu memlekette ne dedirtiyor? Ben Antepliyim, Şahinim, ağam. Mavzar omuzuma yük, ben yumruklarımla dövüşeceğim. Yumruklarım memleket kadar büyük diyor. Şahin Bey'in diyarından, Şehreküstü'nün konaklarından, buram buram Antep kokan, buram buram tarih kokan Gaziantep'ten herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Efendim hepiniz tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kıymetli misafirler, değerli izleyiciler, her zamanki olduğu gibi programımıza Kur'an-ı Kerim ile başlıyoruz. Kur'an-ı Kerim tilavetini yapmak üzere Kavaklık Camii imamımız Sayın Ahmet Mansur hocam aramızda. Hocam buyurun diyorum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا
وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Ahmet Hocam çok teşekkür ediyorum. Dillerinize sağlık. Allah kabul etsin. Kıymetli misafirler ve kıymetli izleyiciler. Şahin Bey'de iftara doğru programımız devam ediyor. Olanca güzelliğiyle, olanca neşesiyle devam ediyor ve Hasan hocamdan ve sanatçı kardeşlerimizden güzel ilahiler dinliyoruz. Buyurun hocam, söz sizde. Çekmez taşımak dağlar, hala içimizde bir yakup ağlar. Kırılsın zincirler, çözülsün bağlar. Ey dervişim, yollar seni bekliyor. Kırılsın zincirler, çözülsün bağlar. Ey dervişim, yollar seni bekliyor. Bedirlerle, Uhudlarla gel gayrı, yedi renkli umutlarla gel gayrı, gözü yaşlı bulutlarla gel gayrı, bağrı yanmış çöller seni bekliyor. Bedirlerle, Uhudlarla gel gayrı, yedi renkli umutlarla gel gayrı, gözü yaşlı
yaşlı bulutlarla gel bayram. Bağrı yanmış çöller seni bekliyor. Bulut göçer katar katar, İçinde hasret ahım var. Gidip Medine'ye yağar ya Muhammed diye diye, ya Muhammed diye diye. Sönme sefer ki ateşten gömlek, aşın suyun sabır yoldaşın melek. Gönlüm sır yumağı nurdan kelebek, koklamaya güller seni bekliyor. Gönlüm sır yumağı nurdan kelebek, koklamaya güller seni bekliyor. Bedirlerle Uhudlarla gel gayrım, yedi renkli umutlarla gel gayrım. Gözü yaşlı bulutlarla gel gayrım, bağlı yamış çöller seni bekliyor. Bedirlerle umutlarla gel bayram, yedi renkli umutlarla gel bayram. Gözü yaşlı bulutlarla gel bayram, bağrı yanmış çöller seni bekliyor. Çocukların bile gözleri kerem, toprağa kan düştü gecikti haber. Can boğazda kullar seni bekliyor. Toprağa kan düştü gecikti haber. Can boğazda kullar seni bekliyor. Bedirlerle Uhudlarla gel gayrım, yedi renkli umutlarla gel gayrım. Gözü yaşlı bulutlarla gel gayrım, bağrı yanmış çöller seni bekliyor. Bedirlerle Uhudlarla gel gayrım, yedi renkli umutlarla gel gayrım. Gözü yaşlı bulutlarla gel gayrım, bağrı yanmış çöller seni bekliyor. Bedirlerle umutlarla gel gayrım, yedi renkli umutlarla gel gayrım. Gözü yaşlı bulutlarla gel gayrım, bağrı yanmış çöller seni bekliyor. Evet efendim.
efendim, Allah razı olsun. Bizi gerçekten duygulandırdınız. Yüreklerinize sağlık. Kıymetli misafirler, değerli izleyiciler, çok değerli bir büyüğümüz, konuğumuz var. Kastamonu emekli il müftüsü Dursun Ali Şeker hocamız, Kastamonu emekli il müftüsü ama Gaziantep'te de görev yaptı. Şehit Kamil müftülüğü yaptı. Elhamdülillah tekrar emekli oldu, aramıza döndü. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Hocam, bu program Şahin Bey'de iftara doğru programı. Şahin Bey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu ve şu anda görev yapan Şahin Bey ilçe müftümüz Musa İmamoğlu Beyefendi'nin ortak fikri. Yani Ramazan'dan önce oturup konuşuyorlar. Antep'te bir güzellik yapalım. Antep'te farklı bir şey olsun, bir Ramazan olsun diye bu güzelliğin oluşmasına vesile oluyorlar. Hocam, kısaca bununla ilgili görüşlerinizi aldıktan sonra asıl konumuza döneceğiz. Buyurun hocam. Efendim, en derin, samimi sevgi ve saygı dolu duygularımla şurada hazır bulunan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Gerçekten duygulandım. Şimdi bir geçmişi hatırladım. Yani kimse yanlış anlamasın ama kapalı alanlarda dahi Allah demenin yasak olduğu bir dönemden bugüne gelinmesi gerçekten fevkalade değerli ve kıymetli bir hizmet. İslam'ın toplumun bütün kesimleriyle ulaştırılması, bu meydanlarda dile getirilmesi gerçekten tebrik ve takdire değer. Sayın Belediye Başkanımıza ve ilçe müftümüze teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Gayet efendim, çalan arkadaşlar, müzik bölümünde olan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Şu muazzam bir sofra, büyük bir sofra, mükemmel bir sofra, büyük, küçük, kadın, erkek, uzak, yakın demeden katıldılar, iştirak ettiler. Büyük bir ümitle dualarını yapıyorlar. Ve buna vesile olmak, buna zemin hazırlamak gerçekten tebrik ve takdire değer. Kur'an-ı Kerim'i okuyan Ahmet Hoca'ya da teşekkür ediyorum. Gayet güzel. Babası, Allah rahmet eylesin, Süleyman Hoca, Gaziantep'e hizmet vermiş, omuz vermiş ve Allah'ın rahmetine birkaç ay önce kavuşmuş olan Süleyman Hoca'yı da bu vesileyle yad ediyoruz, anıyoruz. Şimdi efendim, şu insanların yüzlerine bir bakar mısınız? Sabahtan akşama kadar, belki de en uzun günde oruç tutarak, aşağı yukarı 17 saat 15 dakika Gaziantep'te orucun süresi. Yüzlerindeki onur, orucun nurudur, imanın nurudur, güzelliğin nurudur, kardeşliğin nurudur. Hep yüzlerine yansımış ve ortalığı aydınlatıyorlar. Bu kardeşliğin tesisinde, din kardeşliğinin kuvvetlenmesinde tekrar emeği, gayreti, hizmeti, duası geçen kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Kanal 5'e de teşekkür ediyoruz. Bunu ulaştırıyorlar. Eskiden bu imkanların hiçbiri yoktu. Hiçbiri yoktu. Bugün bu imkanlar var. Nereden nereye, dünyanın her tarafına şu hizmet ulaşıyor, ulaştırılıyor. Teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Gaziantep'in kurtuluşunda şehit düşen büyüklerimize de, ecdadımıza da Rabbim rahmet eylesin. Gazilerimize de hayırlı efendim ömürler versin. Ölenlere de Rabbim rahmet eylesin. Bu değerlerin yaşatılması mutluluğumuz için, huzurumuz için, kardeşliğimiz için ve Allah'a yakın olma noktasında, Cenab-ı Peygamber'le kucaklaşma noktasında bu tip hizmetlerin devamında fayda görüyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam, Allah razı olsun. Çok güzel ifade ettiniz. Hocam, biz de
Şahin Bey olarak bir aile olmak istiyoruz. Yani demin dediniz büyük bir sofra, kalabalık bir sofra. Evet. Efendim yerlisiyle, yabancısıyla, yaşlısıyla, genciyle, zenginiyle, fakiriyle iftar olunca hepsi aynı yemekten yiyor hocam. Büyük bir aile. Hocam aile demişken sizin aileyle ilgili çalışmalarınızı biliyoruz. Yazarsınız, şairsiniz. İlk ailenin temeli nerede atıldı diye size sormak istiyorum hocam. Efendim, ilk ailenin temeli cennette atıldı. Hazreti Adem ve Hazreti Havva anamız bugün bizim yaşadığımız ve yaşatmaya çalıştırdığımız ailenin temeli cennette atıldı. O günden bugüne bu aile devam etti. Bundan sonra da kıyametin kopmasıyla birlikte bitmeyecek. Cennette de inşallah devam edecek. Yani sonsuza dek o muazzam bütün beşeriyetin, insanlığın atası Hazreti Havva anamız, onlar bunun temelini hayırlı bir şekilde attılar ve bütün meyveleriyle, bereketleriyle devam ediyor. Tabii ki bu ailenin temeli cennette atılması gayet güzel, gayet mükemmel. Onu o havaya uygun olarak sürdürmek de çok çok önemli, çok güzel. İman sahibi, güzel ahlak sahibi, büyüğünü bilen, küçüğünü bilen, çevresini kollayan, komşusuyla içli dışlı olarak yaşayan müminlerin bu aile hayatı fevkalade bir hayattır ve örnek bir aile hayatıdır. Örnek bir aile hayatıdır. Cenab-ı Hak bir kutsi hadiste ifade buyurduğu gibi küntü kenzen mahfiyya. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmek istedim, tanınmak istedim, sevilmek istedim. İnsanı yarattım. İnsanı yarattım. Dolayısıyla bizim şu varlığımız bile Allah'ın var olduğunun belgesidir, delilidir, şahididir. O bizi yarattı, kendisine şahit tuttu. Allah'ın varlığına şahit olan şu kardeşlerimin hepsinin ömür boyu mutluluk ve huzur içerisinde yaşamalarını diliyorum. Cenab-ı Hak Rum suresinin 21. ayeti kerimesinde aileye verdiği değeri görüyoruz. Aileye sağladığı, ihsanda bulunduğu, hediye ettiği, kadınla erkeğin hamuruna karıştırıp yoğurduğu güzellikleri görüyoruz. Estaizu billah ve min ayatihi en halaka lekum min enfusikum ezvaca. Cenab-ı Hak buyuruyor ki kadını ve erkeği, yani dişiyle erkeği yaratmak benim işimdir. Benim gücüm, benim kuvvetim, benim sanatımdır. Benden başka bunu kimse yapamaz. Ancak ben yaparım. Ki kadınla erkeği yaratmak ve aile olarak devamını sağlamak benim var olduğumun bir belgesi, bir şahididir. Dolayısıyla şu aileler aynı zamanda Allah'ın var olduğunun da belgeleridir, şahitleridir. Haykırıyor, Allah var, birdir, ortağı yok, şeriki yok. O bütün yaratılmış olanların yaratıcısı Allah'tır. Onu da biz burada haykırıyoruz, onu gösteriyoruz, ortaya koyuyoruz. Başka, liteskunu ileyha. Bunu niçin yaptığını da söylüyor Cenab-ı Hak. Soruyu da kendisi soruyor, cevabı da kendisi veriyor. Sükunete eresiniz. Kadınla erkek, karıyla koca sükunete ersin diye, mutlu olsun diye, doyuma ulaşsın diye yaptım diyor. Şimdi bir yer meskunse, yani orada oturan insanlar varsa, evler, okullar, hastaneler, camiler, yollar, sosyal tesisler varsa orası meskündür. Meskün diyoruz ona. Kendi evimize de biz mesken diyoruz, değil mi? Mesken. Kendi evimize mesken. Mesken ne yapar? Yani ev ne yapar? İçinde oturanları korur.
yağmurdan, soğuktan, sıcaktan, arsız, yaraması, yaramaz insanlardan korur içinde oturanları ve aile mahremiyeti içerisinde hayat orada devam eder. Şimdi bağışlayın, müsaade buyurun. Şimdi hocam, buyurun. Bana soran dostlarım, nerede oturuyorsun Müftü Bey diye soruyorlar. Ben de diyorum ki Hacerül Esved bölgesinde oturuyorum. Orası neresi hocam? Şimdi Antepli olup da Hacerül Esved'in nere olduğunu bilmeyen çıkıyor. Ben de diyorum ki Hacerül Esved Karataş demektir. Sayın Belediye Başkanıma da, evet hocam, Sayın Belediye Başkanıma da bir teklifimdir. Bu Karataş bölgesini Hacerül Esved bölgesi diye yeni bir isimle gündeme taşınması efendim gayet güzel olur. Şimdi evin özelliği bu ise karı koca da birbirini koruyacak, kollayacak, muhafaza edecek, üzüntüsünü paylaşacak, sevincini paylaşacak, birbirine destek olmak durumundadır. Yani bu liteskunu ifadesi, ayeti kerimesi Allah'ın bize bir lütfudur. Mutlu olasınız, güvende yaşayasınız, huzur içinde yaşayasınız, hayatınızı, ömrünüzü geçiresiniz diye sizi kadın ve erkek olarak yarattım buyuruyor Cenab-ı Hak. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Bu ikincisi, üçüncüsü لِتَسْكُنُوا اِلَيْهَا وَجَعَالَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ. Aranıza da meveddeyi koydum. Hamurunuza karıştırdım diyor Cenab-ı Hak. Mevedde nedir? Sevgi. Nasıl bir sevgi? Karşılıklı bir sevgi. Tek taraflı değil. Erkek, ben boyluyum, bosluyum, zenginim, varlıklıyım, yazlığım var, kışlığım var, fabrikam var, bilmem neyim var. Eşim bundan dolayı bana sevgisini ortaya koymak zorundadır diyemez. Hanım da ben çok güzelim, nazlıyım, cilveliyim, bilmem neyim, karakaşlıyım, elma bilmem ne, yanaklıyım diyerek kocam beni sevmek zorundadır diyemez. Yani ela gözlü, elma yanaklı, evet, olduğu için değil. Değil. Ya? Niçin hocam? Allah hamurumuza o sevgiyi yerleştirdiği için. Şimdi Velvedud ismi aynı zamanda Esma-i Husna'dan biridir. Esma-i Husna. Yani Allah kullarını çok sever, kulları da Allah'ı çok sever. Sevgi. Ve şartsız bir sevgi, şartsız bir sevgi. Dolayısıyla karı koca arasındaki sevgi de şartlı olmamalı. Karşılıklı olmalı da şartlı olmamalı. Kocam beni sevmek zorunda. Hayır. Karım beni sevmek zorunda. Öyle bir sevgi geçerli değil. Bu sevgiyi de, böyle bir sevgiyi de kendi isminden kaynaklanan bir sevgiyi kadınla erkeğin hamuruna karıştırması, yerleştirmesi de Allah'ın aileye, karı koca arasındaki sevgiye, muhabbete verdiği değeri gösteriyor. Son olarak da ve ceale beynekum mevedde ve rahme. Ve rahme. Karı koca arasına rahmeti koyan da odur. Rahmet, yapılması gereken görevi yapmak, birbirine merhamet etmek, acımak, ellerinden tutmak, yanında olmak, cephe almamak, düşmanlık yapmamak, sövüp saymamak, küfretmemek, dövmemek, hakaret etmemek gibi çok geniş anlamlı olan bir kelimedir rahmet. Kur'an-ı Kerim'de 320 yerde rahmet kelimesi geçer. Cenab-ı Peygamber de arkadaşlarımızın okuduğu ilahilerde de geçiyor. Rahmet peygamberidir. Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil âlemîn. Bütün alemlere, sadece insanlara değil, bütün alemlere peygamber ne olarak gönderildi? Rahmet olarak gönderildi. Bütün bu güzelliklerin toplandığı bir ailede bize yakışan, Müslümana yakışan, mümine yakışan iyi ve güzel bir şekilde mutluluk ve huzur içerisinde bu aile hayatını sürdürmektir. Hocam çok teşekkür ederim. Çok güzel ifade ettiniz. Yalnız hocam mesken ve meskun dediniz. Mesken oturduğumuz evler. Evet. Meskun nedir hocam? Oturulan bölge. Oturulan.
böyle şehir mahiyetinde, köy mahiyetinde, mahalle mahiyetinde, sokağı, caddesi, evi, hanı, hamamı, apartmanı, iş yerleri, sanayisi olan yer demektir. Meskun dediğimiz yerin anlamı odur, oturulan yer. Hocam, yeri gelmişken şunu sormak istiyorum. Türkiye'de ve özellikle de Antep'te eski efendim gece kondu dediğimiz evler bitiyor. Yeni yeni efendim yaşam alanları açılıyor ve bunlar da hocam çok katlı oluyor. Yani apartman dediğimiz efendim birden fazla dairesi olan, yani insanlar böyle yerde yaşamak zorunda. Böyle yerde yaşarken dinen bir sorumluluğu var mı hocam? Efendim elbette herkesin görevine göre bir sorumluluğu var. Valisinden tut daire müdürlerine kadar, belediye başkanından tutun en alt kademedeki memurlara kadar, muhtarına kadar, imamına kadar, din görevlisine kadar, müftüsüne kadar, mahalle imamına, din görevlisine kadar herkese bir görev düşüyor. Çünkü biz bir bütünüz, bir yekün halinde beraberiz. Dolayısıyla zenginler fakirlerden haberdar olmalı. Nerede eğitime muhtaç, derse muhtaç, bilgiye muhtaç, kılavuzluğa muhtaç bir vatandaş, bir kardeşimiz, bir hanım, bir kızımız, bir oğlumuz varsa herkes görevini, sağlıkçılar, doktorundan tut, efendim hemşireye kadar herkese bir görev düşüyor. O kenar semtlerde olan fakir, gureba, yalnız, yaşlılar var, hastalar var, efendim ihtiyarlar var, kimsesi olmayan insanlar var. Bunların yanında olmak ve bu mutluluğu, hele şu Ramazan'ın bereketini ve şu manevi güzelliği beraberce paylaşmak konusunda sorumluluğumuz elbette vardır. Dolayısıyla mutlu aile dediğimiz işte bu ailedir. Karı koca arasındaki sevgi, saygı güzeldir. Ebeveyndeki bu sevgi çocuklarda olmalı, gelinde olmalı, kaynanada olmalı, kayınbabada olmalı. Şimdi aile derken sadece bir karı bir koca değil, bunun çocukları. Evlenmek suretiyle yeni hısımlık efendim kanalıyla sahip olduğumuz akrabalar, çevre, onlar da önemli, onlar da çok önemli. Şimdi mutlu aile nasıl kurulur, nasıl tesis edilir? Başta eş seçiminden başlar. Hocam çok güzel ifade ediyorsunuz. Allah razı olsun. Bir ilahiyle sohbetimizi ara verelim. Akabinde devam edelim hocam. Peki. Müsaade eder misiniz? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Buyursunlar. Biz de size teşekkür ederiz. Buyursunlar. Sayın hocam söz sizde. Buyurun. Şöyle güzel bir ilahiyle gönüllerimiz coşsun inşallah. Başaklar bağlanmışken, tomurcuklar açıyorken, başaklar bağlanmışken, titredim efendim, seni andım dün gece, titredim efendim, seni andım dün
Hiç hiç yazı görmedik, kışta doğdum dediler. Biz hiç yazı görmedik, kışta doğdum dediler. Ne baharda misafirler, herhalde bu ilahiye güzel bir alkış alınır değil mi? Şöyle coşkulu bir alkış alalım inşallah. Alkış tutan ellerini cennette Tuğba dalını tutsun inşallah. Gel, ne olursan ol yine gel, 40 defa tövbenin bozmuş olsan da yine gel diyen Hazreti Mevlana'nın talebeleri sizleri saygıyla selamlıyorlar. Allah rızası için onları güçlü bir alkışlayalım. Şükrü aleyh.
şemsu ente bedrun ente nurun ala nurin ente misbahu süreyya ente bürhanu süreyya ya habibi ya rasul ekranları başlarında bizleri izleyen kıymetli izleyiciler, güçlü bir alkış alalım inşallah kardeşlerimize. Şahin Bey'den, Gaziantep'ten gerçekleştirmiş olduğumuz Şahin Bey'de iftara doğru programı yavaş yavaş sona eriyor. Buram buram tarih kokan, buram buram Antep kokan, Şehreküstü'den, Şehreküstü konaklarından herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Başkanımızın selamını sizlere iletiyorum. Yarın saat 19'da görüşmek üzere. Cümleten Allah'a ısmarladık diyorum. Kalın sağlıcakla.